bahsediyorum. Ve sözü kendilerine bırakıyorum. Evet, izleyin ilk soru. What is the mission of the RMD? أي بلد البلدية قريبة من الناس. Bugünkü ihtiyaçları karşılayarak ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasına da bir sıkıntı oluşturmayacak şekildeki kalkınmaya sürdürülebilir kalkınma diyoruz. En çok çalışma alanı olan 5 ayrı ülkede merkezlerimiz kuruldu. Yani şehirdeki insanlara gerçekten de dengeli. Burada bu networking diyebileceğimiz bir tanışma. 3 temel varlığımız toprak, su ve hava. İlçemiz Türkiye'deki ilk sakin şehir. Aynı zamanda Sakin Şehir Hareketi'nin başkenti. Doğayı, çevreyi ilgilendiren her sunum doğal olarak üretimi de tarımı da ilgilendirdiğinden bu konu başlığı altında da rahatlıkla incelenebilir. Çok kıymetli sunum yapan arkadaşlarıma %9'u vahşi depolama, %43'te düzenli depolama olarak %52'si yani oluşan atıkların hemen yarısı depolanıyor. Sayın Başkan, değerli UCL'cim MEVA bünyesinde bulunan 7 komiteye ek olarak kentlerdeki son yıllarda artan hareketlilik üzerine çalışmalar yapmak üzere ve üyeler arası mobilite konusunda işbirliğini artırmak üzere Kentsel Mobilite Komitesi'ni ve Kentsel Turizm Komitesi'ni kurmamız oldu. Çevre komitemizin gerçekleştirdiği toplantıyla birlikte komitemize İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'ni başkan seçip Malatya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyelerini de eş başkan seçmek suretiyle çalışmamızı tamamladık. Ve toplantımızın az önce de ifade edildiği gibi ilk bundan sonraki toplantısını İstanbul'da yapmaya karar verdik. Yerel yönetimlerin ortak sesi olma gayretiyle çalıştığımız bu yolda geleceğin şehirlerini hep birlikte insani değerler çerçevesinde inşa edebilmeyi umut ettiğimi ifade ediyor. Bu doğrultuda toplantılarımıza gerek katılım göstererek gerek sunum yaparak katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle güzel insanları Malatya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duydum. Malatya'da çok önemli bir ev sahipliğine yaptığımıza inanıyorum ve buradan da çok güzel sonuçların çıktığına yürekten inanıyorum ve buna eminim. Bizler sürekli insanların yaşamını kolaylaştırmak adına sürekli yeni buluşlar, yeni arayışlar. Bu hangi alanda olursa olsun, teknolojik anlamda da olsun, ulaşımdan tutun da insan yaşamını kolaylaştıran ve ekonomi, sürekli dünyada bir ekonomik yarış var, ekonomiyi büyütme yarışı var. Ve bütün bunların neticesinde ortaya çıkan aslında bir yandan da insanların geleceğini tehlikeye atacak çevre kirliliğidir. Bir yandan teknolojiyi geliştirirken, insan yaşamını kolaylaştırırken bir yandan da bu yeni geliştirilen hangi alanda olursa olsun insana ve insan geleceğini, doğaya vereceği zararı da tamamen ortadan kaldırmak temel hedefimiz olmalı. Dolayısıyla gerçekten Malatya'daki toplantının konusu çok çok önemliydi ve bu konu hiçbir zaman bitmeyecek. İnsan var olduğu süre içerisinde mutlaka kendisi için hedef alabileceği, sürekli konuşacağımız, sürekli tartışacağımız nasıl bir hayat idame ediliyorsa, var olacaksa aynı şekilde çevreye karşı duyarlılığımız da aynı şekilde devam etmek zorunda. Dolayısıyla buradan çok güzel sonuçlar çıktı inşallah. Bütün gelen konuklarımız da bundan istifade etmiş olduğunu umuyorum. Şu ışığı da verelim. Programımızın teşekkür ederim.
Büyükşehir Belediyemiz adına ilimize ve programımıza teşviklerinden dolayı bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz.